Değerli izleyenler, küresel bakışın ardından bu kez Stüdyo Londra'yla tekrar karşınızdayız. Öncelikle bir gündem başlıklarına bakalım, üstünden yorumlamalarımızı yapalım ve piyasa rakamlarını da devamında veriyor olacağız. Neleri takip ettiğimizi getirelim ekranlarınıza şimdi. İlk başlığımız ABD teşvik paketinde sona gelindiği ve evet Amerika'da teşvik paketindeki anlaşmazlıklar diniyor gibi gözüküyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden uzlaşma sinyalleri geliyor. Bununla ilgili yorumlarımızı yapıyor olacağız az sonra. İkinci başlığımız İngiltere Brexit için ek süre istedi. Evet müzakerelerin devamı gelecek gibi gözüküyor. Net bir çıktı elde edilemedi o anlamda ve serbest ticaret anlaşması olacak mı olmayacak mı ya da hangi şartlar altında nasıl yürütülecek? Bunun detayları da önümüzdeki süreçte belli olacak. Biz de konuşuyor olacağız. Üçüncü başlığımız petrolün 9 ayın zirvesini gördüğü, evet fiyatlarını da değerlendiriyor olacağız Muhammed Demir'le birlikte. Ve son başlığımız altın yatırımcısının gözünün teşvik paketinde olduğu, olası bir teşvik paketinde gelen çıktıların nasıl yönlendireceği yatırımcıları, özellikle kıymetli metal yatırımcılarını bunu da değerlendiriyor olacağız. Evet, şimdi bir fiyatlamalara göz atalım. An itibarıyla nasıl gerçekleşiyor, yorumlayalım. Avrupa borsalarıyla başlayalım. Tüm oklar az önceki gibi şu anda da yukarıya doğru pozitif bir tablo görüyoruz ve Eurostoxx'la başlayacak olursak yaklaşık %1'lik kuvvetli bir primden söz edebiliriz. 3526,45 seviyeleri gözüküyor. Almanya ile devam edecek olursak %1,29'luk bir artış aynı şekilde ve 13.285,80 seviyelerini görüyoruz. Fransa tarafında da benzer bir artış %0,87'lik ve 5567 seviyeleri var. İngiltere tarafına bakacak olursak daha kısmi bir artıştan söz edebiliriz. %0,18'lik ve 6572 seviyeleri var. İspanya tarafına baktığımızda ise %1,46'lık bir artış ve 8199,55 seviyeleri var. Amerika tarafıyla devam edelim. Yine pozitif bir tablo var önümüzde ve Dow Jones'la başlayacak olursak %0,83'lük bir artış kaydediliyor şu an ve 30.311,28 seviyelerini görüyoruz. S&P 500 tarafında %0,77'lik bir yukarı yönlü hareket ve 3691 seviyeleri var. Teknoloji tarafına göz atacak olursak da 12.445,63 seviyeleri ve %0,60'lık yaklaşıkta bir artış görüyoruz. Paritelere bakalım. Burada pozitif ayrışanlar Euro dolar ve Pound dolar oluyor. Onun dışında dolar endeksi, dolar yen paritesi ve dolar İsviçre frangı paritesi yönlerini aşağıya çevirmiş durumda. Dolar endeksi ile başlayalım. %0,51'lik aşağı yönlü bir hareketten söz edebiliriz şu an ve 90,51 seviyesini görüyoruz o tarafta. Euro dolara bakacak olursak Euro'nun dolar karşısında %0,21'lik bir yukarı yönlü hareketi olduğunu belirtelim ve 1,21 seviyeleri de o tarafta var. Pound'un dolar karşısında kazançlı olduğunu söyleyelim. %1,38 ile ve 1,34 seviyeleri de o tarafta kaydediliyor. Doların yen karşısında düşüş kaydettiğini belirtelim ve %0,27'lik aşağı yönlü bir hareket, 103,74 seviyeleri o tarafta var. Dolar İsviçre frangı paritesi de aşağıya bakıyor ve %0,33 ile 0,88 seviyesi de o tarafta var. MTA grubuna bakalım. Burada yönünü aşağıya çeviren tek isim ons altın ve ons altın %0,67 ile aşağıya bakıyor. 1826 dolar 81 sentten işlem görüyor. Brent petrole bakacak olursak varil başına $50.49 işlem gördüğünü söyleyebiliriz ve %1,25'lik yukarı yönlü bir hareketle ham petrol tarafına bakacak olursak da %1,8'lik yine yukarı yönlü bir hareket ve varil başına $46.70 işlem gördüğünü belirtebiliriz. Evet değerli izleyenler, şimdi konuğumuza gidiyoruz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir'leyiz. Muhammed Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Amerika'da artık teşvik paketinde sonuna gelindiğine dair sinyaller geliyor. 908 milyar dolarlık teşvik paketinde uzun süredir anlaşmazlıklar söz konusu biliyorsunuz. Programımızda da sık sık dile getiriyoruz. Fakat artık uyuşmazlıkların en aza indirgendiği ve bir şekilde bu anlaşılacağı ve bu konuda bir ortak karara varılacağı
sinyalleri geliyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu paketin piyasalara ne yönde etkileri olacak? Sizden dinleyelim. Şimdi paket 908 milyar dolar olarak biliyor ama iki ayrı bile böldüler. Dolayısıyla bir kısmı 740 milyar dolarlık iki tarafın da üzerinde anlaştığı, bir kısmı da 160 milyar dolarlık gidip iki tarafın anlaşamadığı noktalar üzerinde senatoya gidecek. Senatodan geçip geçmeyeceği konusunda kaygılar var. Ama ilk kısmının neredeyse kesin olduğu için piyasalar bunu olumlu fiyatlıyorlar. Tekrar S&P'de 2700 seviyelerine doğru hareket başladı. Diğer taraftan baktığınızda hem bu teşvik paketiyle birlikte hem aşağı haberleriyle birlikte yatırımcılar gayet olumlu bir görünüm alıyorlar. Hisse senedi piyasalarından ve küresel piyasalar, kıymet piyasalarından. Hatta şeylere de baktığınızda analist tahminlerine 2021'de ne olur diye en düşük işte 3800'lerden tutan da 4400'lere kadar tahminler var. Maalesef işte analistler geçen sene bu zamanlar oturup da 2020 tahminlerini yaptıklarında da bütün bu yaşadıklarımız konusunda herhangi bir beklentileri yoktu, öngörüleri yoktu. Hem ne kadar Çin'de bu virüs yayılmaya başlamıştı. Dolayısıyla çok mutlu bir görünüm var piyasada. Herkes çok iyi hissediyor kendini. Ama geçtiğimiz büyüme anlamında ekonominin son 40-50 yıldır başına gelen en küçük büyümenin ya da küçülmenin gerçekleştiği. Ama hisse senedi piyasaları olarak baktığınızda da en ciddi artışın olduğu yıl olarak garip bir şekilde kayda geçiyor. Şimdi burada oturmayan bir şeyler var. Yani et tutaysa kedi nerede, kedi tutaysa et nerede diye şu an bakıyorum. Ekonomiler küçülüyor ama bir taraftan da hisse senedi piyasaları yükseliyor. Şimdi bu yükselen piyasalarda herkes treni kaçırdığını düşünüp hani biraz daha yükselsin düşecek, ben işte oradan sonra alırım vesaire diye. Bakıyor ki devamlı yükseliyor, yatırımcılar da artık yavaş yavaş herhalde bu yükselmeye devam edecek diye düşünmeye başladılar. Ama dediğim gibi orada çok ince buz üzerinde geziyoruz, çok sert kırılımlar gelebilir. Piyasada beklentiyi satın al, gerçeği sat diye bir deyim vardır. Yani bu bizim bütün olumlu aşı haberleri, bütün teşvik paketleri, parasal genişleme, bunların hepsinin şu an satın alındığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla satın alacak çok olumlu bir şey kalmadı. Tek sıkıntımız burada da eğer bu akışlardan herhangi bir şekilde büyük işte para fonları ya da emeklilik fonları gibi yatırımcılar çıkmaya başlarsa o zaman çok sert düşüşler göreceğiz gibi duruyor. Yılbaşına doğru hani bir Santa Rally var, bu Noel Baba Rally'si derler genelde. Onu da anlayabiliriz ama Ocak ayında biraz daha resim ortaya net olarak çıkacak gibi duruyor. Bakalım önümüzdeki yıl ne olacak? Beklentiler gibi gerçekten buradan kabaca 3 ile %10 arası yukarı mı gideceğiz tekrar? Yoksa yine çok volatil bir yılbaşı mı yaşayacağız? Onu görmek lazım. Ben biraz daha kaygılıyım aşağı. Amerika'daki son gelen aşı haberlerini de bir göz atacak olursak, Pfizer ile BioNTech'in aşısına onay verdi ve aşılamalar da başlayacak artık Amerika'da. Ve bu da yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altından daha riskli varlıklara yöneltti aslında bir anlamda. Siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi baktığınızda para zaten hem riskli varlıklara hem riskten korunan varlıklara aktı son dönemde. Fiyatların hepsinde yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Gerek kıymetli metallerde olsun, gerek Bitcoin'de olsun, gerek hisse senetlerinde olsun, gerek bono'da olsun. Fiyatı düşen neredeyse şöyle baktığınızda bütün ürün gruplarına, bir ara petrol düşmüştü hatırlarsınız. Onda da ciddi stratejik sıkıntı vardı. İşte türev ürünlerden kaynaklanan belli bir sıkışma söz konusuydu. Eksi 40 dolarlara kadar gitti hala. Ama genel olarak baktığınızda döviz piyasaları hariç, yani para birimlerinin birbirine karşı değeri hariç, hiçbir yerde yükselmeyen, değer kazanmayan bir şey görmedik. Sadece döviz piyasalarında yaprak kımıldamadı. Bir bakıyorsunuz bir sene öncesinin euro-dolar paritesi, pound-dolar paritesi vesaire çok dar bir bant ilerlemiş. Çok ciddi değer değişimi gözlemlenmemiş. Dolayısıyla bu gelen para bir şekilde piyasalara yatırıldı. Çünkü faize mevduata koyulacak bir durum da söz konusu. Avrupa'da koysanız mevduata üzerine para veriyorsunuz. Doları koysanız üzerine mevduat alamıyorsunuz. Gelişmekte olan piyasaların yüksek faizlerine yatırımcılar gidip güvenemiyorlar bir şekilde bu pandeminin ortamından dolayı. Dolayısıyla paralar buralara ak. Şimdi bundan sonraki dönemde menkul kıymet alımları devam edecek. Merkez bankalarının bu parasal genişlemeleri devam edecek gibi duruyor. Çünkü
Ne diyoruz? Ekonomi küçüldü, ekonomi sıkıntılı, ekonomi darda, her ne kadar aşı haberleri gelse de. Dolayısıyla burada da şöyle bir şey oluyor. Hani nasıl şey alırsınız böyle antidepresan alırsınız birdenbire mutlu olursunuz ya. Piyasaya böyle likitte vererek bir şekilde moralleri yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ama çok uzatmamak kaydıyla bu çözüm olarak gelebilir piyasaya baktığınızda. Hı hı. Yoksa siz bunu devamlı piyasaya böyle verecek olursanız gerçeklikten kopmuş oluyorsunuz, uzaklaşmış oluyorsunuz. Çünkü neticesinde ne demiş J.P. Morgan? Kıymeti harbiyesi olan tek değer bir noktada baktığınızda altındır. Gerisi sadece sizin beklentilerinizdir, inancınızdır. Hı hı. Dolayısıyla altın baktığınızda burada çok ciddi değer kaybetmiş de durmuyor. Yani %1 çıkıyor diyoruz, %1 iniyor diyoruz vesaire de bunlar 18-20 dolarlık şeyler. Herhangi bir sert bir hareket yapabilir, yukarıya doğru zıplayabilir. Ne zaman herhangi bir olumsuz haber gelirse direkt yatırımcılar bu tarafa doğru yönlenecektir. Dolayısıyla düşmeyen şey çıkar, buradan aşağıya gelemiyor. Pandemi öncesi seviyelerini, rekor seviyelerindeyiz. Ben altından ziyade diğer yatırım araçlarında biraz daha kaygılı olurdum. Bonolar hariç değil. Bonolarda zaten baktığınızda bankaların elinde devlet tahvilleri, hazine bonoları vesaire kalmamış. Hepsini merkez bankaları zaten riskini üzerine almış durumda. Getiriler çok düşük olduğu için kimse de o tarafta daha fazla yatırım yapmak istemiyor. Pimco bile tutup biz buraya artık bu seviyelerden JP Morgan'ın Pimco'su bütün büyük yatırımcılar. Biz bu getirilerle bonolara elimizi sürmeyiz diyorlar. Ya alıcısı sadece merkez bankaları kaldı. Dolayısıyla baktığımızda emtialarda var bir ışık, petrol harici. Petrolde şimdi geçici hareketlerle işte bir tanker saldırısı olmuş vesaire ama baktığınızda total olarak orta ve uzun vadede çok yüksek seviyelerde şu an. Evet, Muhammed Bey, Avrupa tarafıyla devam edelim isterseniz buradan. Brexit konusunda da konuşmalar sürüyor ve ek süre istendi aslında ve müzakerelerin devam edeceği sinyalleri gelmiş oldu bu yolla. Az önceki konuğum Uğur Özgöker aslında bu konuda bir yorum yaptı ve ticaret anlaşmasına gerek yok dedi önümüzdeki süreçte. Peki İngiltere ile Avrupa Birliği arasında bir serbest ticaret anlaşması olmaması durumunda nasıl bir gidişat görürüz İngiltere özelinde ya da olması durumunda hangi şartlar altında sağlanabilir bu anlaşma? Sizin değerlendirmeleriniz ne olur? Şimdi hani biz de daha önceki programlarda konuştuk. Biraz yazı tura gibi her gün değişecek. Baktığımızda her gün yeni bir haber gelecek. Çok volatil bir ortam göreceğiz demiştik. Bir hafta kesin olmuyor, anlaşması çıkacaklar. Bir hafta daha kesin oluyor vesaire gibi bir yaklaşım olacak demiştik. Keza cuma günü konuşurken bu olmuyor diyorduk hatırlarsınız. Bugün konuşurken işte umut var. Bakıyorsunuz işte burada İngiltere kötü performans göstermiş gibi duruyor ama pound dolar çok iyi performans gösterdiği için İngiliz şirketleri de daha çok ihracata dayalı olduğu için pound değer kazandıkça borsa çok yükselmez. Borsa değer pound değer kaybettikçe borsa diğerlerine nazaran daha yukarıya gidiyor. Dolayısıyla hisse senetlerinde çok net bir yansıma görmüyoruz. Yani Avrupa tarafında olumlu bir hava var. Ama baktığımızda zaten Amerika'nın olumlu havasının Avrupa'ya yansıdığını görüyoruz. Şimdi anlaşma çıkar mı çıkmaz mı derseniz biraz da şöyle düşünmek lazım belki de. Ülkeler arası ilişkiler şey değil böyle bilgisayar programı gibi bu anlaşma yoksa birdenbire ticareti durduruyoruz diye bir durum söz konusu değil. Hükümetler, gruplar, ülke grupları işte Avrupa Birliği gibi supranational işte, ülkeler üstü kurumlar diyelim. Bir nevi Amerika Birleşik Devletleri gibi. Kendi aralarında pratik çözümler bulmaya meyillidir. Yani insan hayatı öyle birle sıfırla çalışmıyor. Evet hayırla çalışmıyor. Anlaşma olmasa bile bir şekilde insanlar gidip gelecek değil mi? Bunun vizeleri var vesairesi var, çalışanlar var, iş yapılıyor. İthalat var, ihracat var. Bir günde herkes gidip ben artık Avrupa'dan bir şey alamıyorum ya da İngiltere'den bir şey alamıyorum diyecek hali yok. Bir gün içinde bütün finansal işlemler duracak. Tabii ki belli tedbirler alındı, belli kurumlar Avrupa ile ilişkisi olan şirketler özellikle finans kurumları da dahil olmak üzere Avrupa'da belli temsilcilikler açtılar da kısa vadeli çözümlerine baktığınızda. Yani ithalat ihracat yapan firmanın 30 çalışanı varsa 2 kişilik bir temsilci ofisi açıyor. Hani sırf oranın mevzuatına uydurabilmek için tabii. Bütün işin başka bir ülkeye taşınması vesaire gibi bir durum da söz konusu değil.
Şimdi zaten ay sonuna kadar zaman vardı. Gidip de pazara kadar olduysa oldu, olmadıysa olmadı demişlerdi hatırlarsanız. Şimdi uzattılar. Her gün böyle bir olumlu bir olumsuz haber alıyoruz. Ama yani ticaret anlaşması olmadan çok ciddi sıkıntıya girecek. Çünkü insanlar böyle bir arafta kalacak. Ben ne yapıyorum, ne yapmıyorum, neyi yanlış yapıyorum, neyi doğru yapıyorum. Orada birçok regülasyona uymayan şirket bir şekilde affedilecek. Yani şimdi normalde siz kanuna aykırı bir şey yapsanız, vergiyle ilgili, ne bileyim, müşteri bilgileriyle ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili. O zaman normal zamanda çok ciddi yaptırım varken, şimdi insanlar ya ben bilmiyordum deme lüksüne sahip biraz. Çünkü hakikaten kimse doğru düzgün ne olacağını bilmiyor. Dolayısıyla öyle bir araf döneminden gideceğiz gibi duruyor. Yani 1 Ocak birdenbire çok farklı bir zaman olacak gibi gelmiyor bana anlaşma olmasa. Ha ne olur, piyasalar çok sert tepki verir hakikaten. Anlaşma olmazsa hem Avrupa'yı hem İngiltere'yi. İngiltere ilk başta çok iyi olmak üzere cezalandırılır düşünüyorum. Almanya'dan da önemli bir karar geldi. Almanya Başbakanı Merkel dedi ki 10 Ocak'a kadar ülkeyi kapatıyoruz ve bu anlamda gelecek ekonomik etkiler nasıl olacak sizce? Ciddi bir zarar verir mi bu Almanya'ya ve önümüzdeki süreçte zaten tekrar görmemiz olası Avrupa Birliği'ndeki ülkelerde de kapanmaları siz nasıl çerçevelersiniz? Ya şimdi baktığınızda neticede hala insan hayatından bahsediyoruz. Yani bir aşı çıkmış olabilir ama aşı bu insanlara uygulanıncaya kadar insanlar ölmeye devam ediyor. Bir kere gayet olumlu bir karar. Ne olursa olsun yani ne de olsa şöyle olacak ne de olsa böyle olacak diye sizin işte tarlada buğdayınız var diye illa gidip de ambardaki buğdayı çok hızlı bitirmenize gerek yok. Çünkü o gerçekleşmeyebilir. Ne bileyim soğuk vurabilir, bu olabilir, şu olabilir. Yani sizin beklentilerinizin tam aksini. Ya küçük ihtimallerde olsa bir sıkıntı çıkabilir. Bakıyorsunuz Amerika'da ölüm sayıları günde 3000'in üzerine çıkmış. Almanya tarafında çok ciddi yayılım var. Fransa tarafında, İngiltere tarafında. Siz sırf aşı çıktı diye çok serbest bırakırsanız bir arada zaten o kadar insan ölür. İki zaten ekonominiz olumsuz etkilenmeye devam eder. Sağlık kurumlarınız tekrar kapasitesini doldurmaya devam eder. İki ihtimal üzerinden bakalım. Diyelim ki aşının olumsuz bir etkisi çıkacak, yan etkisi çıkacak. Almanya'nın aldığı karar doğru. Diyelim ki aşı çalışacak, Almanya'nın aldığı karar doğru. Çünkü geçici bir süreliğine ekonominizi biraz daha donduruyorsunuz, şeye alıyorsunuz, beklemeye alıyorsunuz. Ama neticesinde kazan kazana çıkıyor. Siz ama gidip de bütün aldığınız tedbirleri tekrar kaldıralım, her şey çok rahatladı, aşı çıktı, işte çok güzel günler bizi bekliyor derseniz, iki durumda da yine insanlar ölecek, yine yayılım artacak, yine bir sürü insan yoğun bakıma vesaire girecek ya da çalışamayacak, işte karantinaya girecek vesaire. Zaten aşıda sıkıntı çıkarsa, çok beklediğimiz gibi çalışmıyorsa o zaman daha kötü günler sizi bekliyor yani. Bu sefer yayılımın da önüne geçmemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla Almanya'nın aldığı karar gayet mantıklı. Almanlar biraz bu tarz şeylerde duygularından arınmış bir şekilde net kararlar verebiliyorlar. Sağlıklı kararlar verebiliyorlar. Burada petrole bir de bakacak olursak, petrol fiyatları da yukarı yönlü hareketler gerçekleştirdi aşı haberleriyle beraber. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Aynı zamanda 9 ayın zirvesine de ulaştığını gördük son verilerde. Evet. Petrolün baktığınızda tam fiyat yukarı gidiyor. Biraz önce bahsettik parasal genişlemeden bütün ürün grupları olumlu etkilendi diye. Ama yani nereye gittiğine bakmamız lazım. Şimdi baktığınızda mesela SpaceX diyor ki yani dünya bambaşka bir yere gidiyor. Onun için hani petrol geçici olarak yukarıya aşağıya hareket ediyor da uzun vadede nereye gider? Uzun vadeli bir yatırımcıysanız bunun yönü aşağı yön. Burası iyi kötü belli yapısal olarak. Ha, günlük bugün alayım yarın satayım diyorsanız o da zaten hani biraz yazı turuya benziyor maalesef. Gelen işte bu tanker saldırı haberi olsun. Diğer işte bu Mayıs ayında yaşadığımız eksi 40 dolarları görme hareketi olsun. Çok bilinmezlikle dolu bir durum söz konusu. Dolayısıyla önümüzdeki bir yıl, iki yıl içinde ETF'lerle ya da belli forward'larla yatırım yapabilecekseniz o zaman aşağı yönlü. Ama önümüzdeki 3-4 hafta ne olur? İşte ben yılbaşına kadar ne kazanıp ne kaybederim derseniz o biraz zar atma yapabilir. Yani çok yatırım şeyi yok, yatırım değeri yok. Petrolün fiyatı 50'nin üzerinde bence %25 yüksek fiyatlanmış. Yani kabaca olsa olsa en yüksek 40'larda olur diye düşündüm. Kendi beklentim. Sebebi de şu. Biraz önce SpaceX'ten bahsettim. SpaceX diyor ki biz diyor Mars'a gittiğimizde
yani dünyadan çıkar çıkmaz diyor, dünyadaki herhangi bir hükümetin kanunlarını kabul etmeyeceğiz diyor. Artık kendi diyor etik kurallarımız var, işte kendilerine göre bir insan hakları kuralları beyannamesi, anayasası çıkarttı. Orada onlar uygulanacak. Mars'a gittiğimizde diyor bu kolonilerde diyor biz ne Amerika'nın yapacağız, ne Rusya'nınkini, ne Avrupa'nınkini yapacağız. Kendi değerlerimiz üzerinde yapacağız diyor. Bakın nasıl zamanında Osmanlı kaçırmış yeni dünyanın keşfini. Onun için çok güçlü bir imparatorluk olmasına rağmen gerilemiş ve kaybetmiş. Ve burada da aynı şekilde dünya bambaşka bir yere gidiyor. Elektrik enerjisine gidiyor, işte yeni gezegene kolonizasyona gidiyor. Oradaki kanunlar, kurallar bile değişiyor. Dolayısıyla ham petrolün kurallarda olması çok sebep-sonuç ve değerleme ilişkisi açısından mantıklı değil. Sadece petrokimyasallar anlamında, ham madde anlamında bir kıymeti harbiyesi olacak petrol. Onun haricinde çok ciddi kullanım alanı olmayacak önümüzdeki yıllarda. Bakınız değişik ülkelerde 2025'ten sonra, İngiltere'de 2030'dan sonra petrollü ya da dizel araç üretim yok. Yani kullanmayacağız artık. 10 sene maksimum. Bütün Doğu ülkeleri, işte Suudi Arabistan'dan Katar'ına kadar ben petrol gelirimi nasıl başka yerlere yönlendiririm diye kendi ekonomilerini, kendi vergi sistemlerini, kendi yatırımlarını yeniden değerlendiriyor. Şimdi bunun üreticisi kendi yatırımını böyle değerlendirirken siz kendi portföyünüzün, kendi birikiminizin yatırımcısı olarak bunu değerlendirmiyorsunuz. Orada bir şey var demek, tutarsızlık var demek. Muhammed Bey, bir de İngiltere özelinde Telegraph'ın bir haberi var ve İngiltere Sağlık Bakanı bugün 6.30'da Londra'nın 3. derece koronavirüs bölgesi olduğunu doğrulayacak şeklinde bir haber geldi. Bu durumda İngiltere hangi adımları atabilir ve nasıl korumaya alabilir kendisini? Bu haberi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi İngiltere'de şöyle garip bir durum var. Yani bu tier 1, tier 2, tier 3 şeylerini alıyorlar. İkinci, üçüncü risk bölgesi diye alıyorlar ama öyle kurallar koyuyorsunuz ki takip etmek zor. Siz şimdi diyorsunuz ki birbirinizin evine gitmeyin bir kişiden fazla. Yani biri sizi şikayet edecek, işte şuraya iki kişi geldi, iki farklı ev halkı geldi vesaire gibi, değil mi? Ya da dışarıda buluştuğunuzda aynı ev halkından işte birer kişi buluşacak falan diye. Belki aynı havalı, belki farklı havalıyız. Polisin gidip de insanları durdurup tek tek, öyle bir kültürü de yok yani çünkü İngiltere'nin. Yani gidip de sokakta çevirince yanınızda kimlik taşımak zorunda değilsiniz. Adresin bu diyorsunuz, onu o beyanı esas alıyorlar. İşte birkaç soruyla teyit etmeye çalışıyor. Ya da siz evinize kapıyı açmıyorsanız, böyle çok ciddi silahlı polis operasyonu falan yoksa, mahkemeden bile biri gelse, böyle çilingirle kapınızı açamaz. Biri evinize girdiğinde bunu zorla çıkaramıyorsun. Bir yere biri rastgele girmiş, evsiz biri yerleşmiş olsun bir ofise, bir eve. Onu oradan çıkartamıyorsunuz. Böyle garip kanunları var. Şimdi bu kurallar gelecek de nasıl uygulanacak? Duyuyoruz ki mesela birçok insan geliyor, şeyi karantina formu doldurmadan giriyor. Keza diğer ülkelerde de öyle yani. Bütün bu alınan tedbirler birebir uygulanamıyor. Çünkü aldığımız tedbirlerin yaşı 5-6 aylık. İkincisi öyle tedbirler alıyoruz ki pratik olarak uygulanamıyor. Ne yapıyorsunuz? İşte çocuk okula gitsin diyorsunuz ama siz evden çıkmayın. İşte birbirinizi görün ama birden fazla görmeyin. İşte evden çıkın ama dikkatli olun falan. Şimdi ya bazı şeyleri tam uygulayacaksınız. Yani sokağa çıkma yasaysa sokağa çıkma yasağı. Herkes çıkmasın, bir önüne geçin şu virüsü. Ya da insanlara belge vereceksiniz, bilgi vereceksiniz. Fransa'da bakın mesela insanlar dışarı çıkıyor, kendi yazdıkları bir belgeyle dışarıya çıkıyor. Bunlar maalesef yapısal sorunları şey. Batı'nın yapısal sorunları özgürlüklerle ülkeyi kontrol etme, bir şeyin önüne geçme arasında dengeyi hala kuramadılar maalesef. Teşekkür ediyorum Muhammed Bey değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağ olun. Değerli izleyenler, Stüdyo Londra'yı noktalıyoruz burada. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demirle'ydi. Küresel piyasaları değerlendirdik. Şimdi Özlem Karakullukçu gün sonuyla karşınızda olacak. Görüşmek dileğiyle.